Ah. Ah. Açmıyorlar işte. Ah. Açmıyorlar telefonu. Ah. Ne anan, ne ablan. Cevap vermiyorlar. Hay Allah'ım. Hay Allah'ım, aklıma bu kaydı. Nasıl bir gece bu babaanne? Nasıl bir gece ya? Ceren, Şeniz Hanım seni çağırıyor. Hey Allah, sofrada buz kesti. Söylendiğime bakma. Ama benim de sinirim, asabım bozuldu canım. Babaanneni şehit miyim diye sormadım da... küssek de biz de insanız yani. Üzüldüm, içim ezildi. Var mı abinden bir haber? Ceren, sana soruyorum. Çatı katına çık, bekle. Neyi bekleyeyim? Ve gelelim sana. Eşinizle konuşamadınız herhalde. Tabii. Kızınız yüzünden benim kardeşimin başına yine bir bela geldiği için vaktimiz kalmamıştır diye düşünüyorum. İtiraz etmeyeceksiniz herhalde. Damla yüzünden olduğunu anlamak için dahi olmaya gerek yok. Eşiniz bu gece bu konuyla ilgilenir. Ama yarın gündeminde ben olacağım. Siz dua edin, benim kardeşimin başına hiçbir şey gelmesin. Susup bakmak için çağırmadınız herhalde beni, değil mi? Kusura bakmayın, ben burada durup sizin konuşmanızı bekleyecek değilim. Kardeşimden haber bekliyorum ben. Onun dışındaki her şeyi yarına bıraktım. Sen kendine dair sanan bir aptal mısın, yoksa psikolojik problemlerin mi var? Şuursuz megalomani falan gibi. Samimiyetle soruyorum. Bu bir çeşit şov mu? Yoksa daha vahimi? Sen gerçek misin? Yeter. Şeyiniz Hanım, yeter. Siz her canınız istediğinde beni karşınıza alıp hakaret edemezsiniz. Sen gerçeksin. Gerçekten. Sen gerçeksin. Sen oğlumla evleneceğine gerçekten inanıyorsun. Sen kendini oğlumun yanına yakıştırıyorsun. Siz beni o mükemmel soyadınıza da, o dünyanın 8. harikası oğlumuzun yanına da sabaha kadar yakıştırmayın. Ya babası yakıştırdı benim diyorum, babası. Üstelik üstüne para verecek kadar yakıştırdı. Babası yakıştırdı. Babası üstüne para verecek kadar yakıştırdı. Peki ama kime? Seni kime yakıştırdı? Hadi. Gel. Gel de göstereyim. Şeyime aitti. Vallahi bak. Yani böyle imalı imalı dedi oğlum. Hadi git yukarıda bekle dedi. Yani neyi bekleyeceksen ben. Değil mi? Niye geldik buraya? Burası o şeyin odası değil mi? Aa! Ne kadar kabasın küçük kız. Peki sen hiç şeyi gördün mü? Niye görecekmişim ben onu? Ben hemşire değilim. Beni ilgilendirmiyor o şey. Çok ayıp. İnsan hiç müstakbel kocasına şey der mi? Bak. Kocam seni kime yakıştırmış? Git. Git yakınlanma. Yalan. Hayır.
görürsüz. Kendini uyanık sanan küçük aptal. Oğlumla Cenk Karaçay'la evlenmek için üstüne para alacağına inanabilmek. Nasıl bir akıl tutulması bu? Aa tabii. Kendini beğenmişlik de böyle bir şey olsa. Bakarsa! Bana dokunma! Hadi dokunma bana! Dokunma! Midenden daha büyük dertlerin var. O benim umurumda değil. Anlıyor musun? Benim umurumda değil. Kimin yatağına girdiğine dair en ufak bir fikrin yok. Değil mi? Benim oğlum senin gibi onlarcasıyla eğlenir. Biz adlarını bile bilmeyiz. Ben de kocana giderim. Gider oğlunun beni nasıl kullandığını anlatırım. Her şeyi anlatırım. Sonra ne olacak? Buna ne diyecek peki kocam? Buna ne diyecek? Bilmem. Anlat bakalım ne diyecek. Ne yapacak sanıyorsun? Oğlunu zorla nikah masasına mı oturtacak? Kapısından kovduğu, paçasından silkelediği kıza gelinim mi diyecek? Hiç sanmıyorum. Ama istersen dene tabii. Dene ve gör. Sen daha ne olduğunu anlamadan Cenk'in arkasından su dökerken bulursun kendini. O Amerika'ya geri döner. Gününü gün eder. Peki ya sen? Agah Bey'e gittin. Olmadı. Peki sırada kim var? Anne. Hadi git annene ağla. Evin oğluyla yatıyorum diye git annene ağla. Peki annen seni nasıl avutacak? Kızını kolundan tuttuğu gibi köyüne götürüp bulduğu ilk hayırlı kısmete bedavaya kakalayarak. Uzun bir geceydi. Ağırlık mevzulundaydın. Bak kim geldi. Sen gece affettin ben. Yarın gece telafi edeceğim ya. Cenk ve kadınları. Biraz kalabalık olduğunuzu söylemiştim. Hadi topla kendini. Geldi, hadi git oğluma ağla. Anlat hikayeni oğluma. Bakalım onu bir kere daha güldürebilecek misin? Yakında bu mumları kocanla romantik yemeklerde yakacaksın. Ya 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 ya. Niye ameliyat ediyorlar? Söylesenize canım, anlatsana şunu bana. Ne? Ah! İç kanama mı? Ay canım benim. Ah, o bile bana.
evladımın emaneti. Ah, ah Civan'ım, ah Civan'ım. Ne oldu sana? İyi mi sen? Annenle mi konuştun? Civan'a mı üzüldün ha? Hadi dua okuyacağım şimdi. Hatim indireceğim. Kızım bir şey söylesene. Bakma öyle deli deli. Ha? Kızım ne oldu? Hocada karı çağırmıştı. Bir şey mi yaptı sana ha? Bağırdılar mı? Çağırdılar mı? Söylesene ne oldu? Hiç. Hiçbir şey yapmadılar. Babaanne. Diye süt diye karışamaz oldun. Kaldın böyle. Sen oğlumla evleneceğine gerçekten inanıyorsun. Kendini oğlumun yanına yakıştırıyorsun. Bak hocam seni kime yakıştırmış. Ne yapacak sanıyorsun? Oğlunu zorla nikah masasına mı oturtacak? Kapısından kovduğu, paçasından silkelediği kıza gelinim mi diyecek? Hiç sanmam. Ama dene istersen. Benim oğlum senin gibi onlarcasıyla eğlenir. Biz adlarını bile bilmeyiz. Yemin ederim siz benim adımı unutmayacaksınız. Mm-hmm.